Sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda 12'den sonraki bölümümüze başlıyoruz. Ee, o kadar çok da ileti var ki, hangi birini dört okuyacağız bilmiyoruz. 4 saattir öyle Türkiye gündeminde neler oldu neler. Şimdi, sevgili izleyiciler, Barış arkadaşla başlayacağız. Katar konusunu konuşacağız. İbrahim Kahveci'yi de hazırlayın ee, hatamıza, karşımıza. Tamam. Ondan sonra barış. Neler söyleyeceksin Katar'dan? Kürkan şimdi bu Katar meselesi hakikaten enine boyuna araştırılmalı, konuşulmalı ve gündemden de hiç düşürülmeli. Hı hı. Türkiye Katar'la yapılan bu vahim anlaşmaları aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirdiği tank palet fabrikasının satışıyla birlikte hissetmeye başladı. Hatırlayın Sakarya Arifiye'de Türk ordusunun bir fabrikası var Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ve buranın Modernizasyonu için önce BMC şirketi Erdoğan'ın yakın iş adamlarından e, neydi bizim şey tamam. Ee, dur dur ya meşhur ilaç şirketinin şirketi sahibi. İlaç Şirketi sahibi. Eski aydınlıkçı. Me Allah Allah ismi aklımıza Aydınlık gelmedi. Bittim. Mevlana ile Şems evet, gibi. He, Mevlana <laughs> önce, Hayda. Ona evet, biraz <laughs> önce ona satıldı. Evet hepimiz yaşlı. Önce ona satıldı ona satıldıktan sonra da Katar Türk ordusuna güya tank palet üretecek bu fabrikaya 50 milyon dolarlık destekle ortak oldu. Hı hı. Şimdi AKP'liler diyor ki efendim fabrikam Etem Sancak. Etem Sancak. Yani. Etem Sancak. Etem Sancak ne dedi? Beni dedi Sayın Cumhurbaşkanı çağırdı. Sen bu işe girebilir misin dedi. Etem Sancak demiş ki ben yapmak isterim. Emriniz benim için talimattır, görevdir ama benim mali imkanlarım buna yetmeyebilir. Cumhurbaşkanı bunun üzerine Peki Katar girerse, Katar ortak olursa olur mu diyor? Etem Sancak da kabul ediyor. Önce BMC'yi Etem Sancak'a sattılar. Sonra ortak buldular. Ortak buldular, ortak ettiler. Hatta ortak bulacağını önceden söyleyerek verdi. Tabi tabi öyle verdiler. Etem Sancak BMC'nin sahibi oldu. Ardından da Katar geldi. 50 milyon dolar güya yatırım yaparak şu anda Sakarya Arifiye'de güya tank üreteceklerdi. Hı. 2018 yılında Tank üretileceği açıklandı. Ben şu ana kadar tank palet fabrikasında üretilmiş henüz bir tank görmedim. Bak henüz bir tank görmedim. E peki yetişemedi kardeşim. Zaten, vaat peki, yetişemedi zaten. Vadiyle yetişemedi zaten. Geçen gün bir mühendisle konuştum. Bunu TV100'de katıldığım programda da anlattım sabah. Tank palet fabrikasında çalışan mühendis diyor ki, Biz 2002 yılında, Yıldırım tankı adı verilen bir tankın prototipini iktidara sunduk. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni gelmişti. 2004'e kadar bu prototip bekletildi. Sonra 2004'te bunu bir daha güncelledik. Dedik ki 3 milyon dolarlık bir yatırım bize yapın, destek verin. Biz 2006 yılından itibaren bu tankları üretelim. Adalet ve Kalkınma Partisi 3 milyon dolarlık yatırım yapmayarak tank palet fabrikasındaki üretimin, tank üretiminin durmasına sebep oldu. Şimdi kendi mühendislerimizin çizdiği tankı ürettirmeyen AKP gitti Katar'ı önce tank palet, tank palet fabrikasına ortak getirdiği 50 milyon dolar modernizasyon karşılığında. Türkiye bir kere bunu duydu. Buradan benim eğer eksiğim yanlışım varsa... Milli Savunma Bakanlığı programımıza bir açıklama yollasın. Katarlılar Tank Palet Fabrikasına ortak olduktan sonra kaç tane tank üretildi? Bunu hep birlikte öğrenelim. Bu bir, bunu bir kenara koyalım. İktidarın Katar aşkı bitmiyor. Evet. Hangi taşı kaldırsan altından Katar çıkıyor. Taşı burada deyim olarak kullanmıyorum, mecaz anlamında kullanmıyorum, gerçek anlamda kullanıyorum. Kanal İstanbul denilen ama aslında Katar İstanbul olarak adlandırılması gereken projenin içine baktığında o bölgede kimin arazi aldığına baktığında karşına kim çıkıyor kardeşim? Katar emirinin annesi hanfendi sanki orada inşaat yapılacağını biliyormuşçasına gitmiş tarlayı almış ve o tarlalar şu anda imar planı değişikliğiyle AVM'lere rezidanslara dönüştürülecek ve İstanbul'un içinde üçüncü bir kent yaratılacak ve İstanbul'a yaklaşık 5 milyon fazladan nüfus getirecek. Evet. Bugün yayına gelirken İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesine baktım. İstanbul'un şu anda su rezervi yüzde 25. Bu da yaklaşık 100 günlük suyunun kaldığını gösteriyor. Peki bu Katar İstanbul adı verilen topluma da Proşu Kanal İstanbul olarak anlatılan proje gerçekleşirse ne olacak? İstanbul susuz kalacak. Nüfusu 5 milyon daha fazla artacak. Ve bu hafriyat, Kanal İstanbul'un hafriyatı tam 12 yıl boyunca günde 4325 kamyonla taşınacak. Ve buradan çıkan hafriyatın toprağı Üsküdar ve Kadıköy'ün tamamını doldurduğunda 40 metre yüksekliğinde kum tepeleri oluşturacak oralardan çıkartılan beton, demir, testere, aklına ne gelirse bunların tamamı ne yazık ki Marmara ve Karadeniz'e dökülecek. Bu ne demektir? Karadeniz'in ve Marmara'nın ölü deniz haline gelmesidir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Katar'la iş yapma adına ne çevreyi düşünüyor, ne doğayı düşünüyor? İsmail dedi ki: "Kardeşim AVM'nin satışının, İstinye Park'ın satışının Erdoğan'la ne ilgisi var?" Dedim ki: güvence istiyor <laughs> Katar. Niye? Çünkü İstinye Park yani Sarıyer'e giderken sağ tarafta bulunan o arazi İstanbul'un en büyük yeşil arazilerinden biriydi. İmar planı değişiklikleriyle Doğuş Holding'in sahibi ve NTV'nin de sahibi Ferit Şahenk'e oralar peşkeş çekildi. Şu an orası iskan almış olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve devletin ilgili kurumlarına ödemesi gereken ciddi vergiler var. Sevgili arkadaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Nadir Ataman, ben de onu hatırlatacaktım. Nadir sonra. Ataman bu konuyla ilgili defalarca önergeler verdi. Şimdi Katar'a 300 Katar'la 300 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyorlar. Cumhurbaşkanı garantör olmak zorunda kalıyor. Niye? Katar bile senin hukukuna güvenmiyor. Ama Katar'la yapılan esas en önemli, en sıkıntılı anlaşma su yönetimi anlaşması. Sevgili Dursun Yıldız'ın bu konularda uzmandır. Suyun ticarileşmesi ile ilgili çok önemli bir kitabı var. Dünyanın hiçbir yerinde su satılamaz. Şu an iktidar Katar'la suyun yönetimi konusunda bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın içeriğini bilmiyoruz. Eğer bu anlaşma Katar'ın lehine ise havadan yağan yağmuru bile biz kullanamayacak hale geleceğiz. Ey sevgili vatandaş. O yüzden bu Katar meselesi çok ilgili, önemli. Niye? Şu anda Manisa'nın Salihli ve Gördes ilçelerinde araziler parça parça Katarlılara satılıyor. Bugün ben yayına gelmeden önce o çevredeki yurttaşlarımızla da konuştum ve Manisa, Gördes, Salihli kesimindeki… Ne varmış Gördes, Salihli? Salihli tarım var var Gördes dümdüz bir arazi. Bir havza ve tarıma çok elverişli. Hatta hatırlarsan Volkswagen firması orada fabrika yapmak evet. istiyordu. Biz de itiraz ettik. Yapmayın dedik. Ege bölgesinin en önemli tarım arazisini fabrikaya açmayın. 300 kişiye iş bulacaksınız diye bütün bir… Ege bölgesini, bütün bir Marmara'yı açlıktan kıracaksınız kardeşim dedik. Ve ne oldu? Volkswagen zaten gelmedi. Türkiye'deki demokrasiye inanmadığı için. Şimdi Gürkan, iktidar aklını kaybetmiş vaziyette. Ekonomi çöktü, para yok. Esnafımıza tek kuruş para veremiyorlar. Bak Fransa koronavirüsle nasıl mücadele ediyor? 25 milyar dolar ek bütçe koydu 40 bin olan vakasını 4 bine indirdi. Niye? İnsanlara dedi ki evinizde oturun biz size para vereceğiz kardeşim. Almanya her öğrenciye 300 euro yardım yapıyor. Üniversite öğrencilerine 500, üniversite altındaki öğrencilere 300 euro yapıyor. Şimdi iktidar hiçbir şey yapamıyor Türkiye'de. Ne yapıyorlar? Ekonomiyi çevirebilmek için her yeri sadece Katarlılara mı sattılar? Deniz'den rica edeyim Gürkan. Evet. Nevşehir'in Avanos ilçesinde öz konak beldesi var. Bugün itibariyle CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez'in gönderdiği bir fotoğraf. Şöyle ayakta göstereyim. Yönetmen e, ya, tamam. Burası yarından itibaren Türkiye'nin gündemine girecek. Burası. Ne var burada? Burada Gürkan. Tarihi bir belde burası. Yer altında turistik bölgeler var yeni keşfediliyordu aslında. İnsanlar da eğer bu korona olmasaydı buralarda gezip tozacaklardı. Şu anda Kanadalı şirket burada altın aramaya başladı. Bak, Kanadalı şirket. Ve şu anda bugün ağaçlar kesilmeye başlandı. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez abimiz de bu fotoğrafı bana yolladı ve ne olur dedi, sesimizi duyurun. Sesimizi duyurun. Kanadalı şirket Nevşehir'i de alt üst edecek dedi. Şu anda Kanadalı şirkete Nevşehir'in Avanos ilçesinin Özkonak beldesi adeta peşkeş çekildi. Bir sonraki fotoğrafa gelelim. Erzincan Gürkan, burası da yine bir altın şirketine peşkeş çekildi. Evet. Sedat Cezayirlioğlu adlı bir yurttaşımız var. Yaklaşık 10 yıldır burada 2010 yılından beri aranan. Siyanürlü altına karşı mücadele ediyor bölge halkıyla birlikte. Burası Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeni. Burayı kime verdiler? Burayı da yine Kanadalı, burası. Kanadalı bir şirkete verdiler. Ve şu anda ne yapılıyor biliyor musunuz? İTÜ'nün raporuna göre 25 yılda 3 ton sülfürik asit ve siyanür kullanılarak bölge halkı adeta ölüme terk ediliyor. Neden ölüme terk ediliyor diyorum. Çünkü diyor ki Sedat Cezayirlioğlu bugün konuştuğumda Ana Gold ve Çalık adlı şirketler burada siyanürle ve sülfik asitle altın arıyorlar. Çocuklar sakat doğuyor ve 5 çocuktan ikisi şu an sakat diyor yeni doğan çocuklardan. Hatta diyor geçen gün 69 yaşında bir yurttaşımız hayatını kaybediyor ve ölüm raporunda siyanürden zehirlendiği çıkıyor İsmail şu anda. Az önce Erzincan'la ilgili konuşacağımızı e, söyleyince Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bir mesaj yazmış. Abdullah Der diyor ki ben de oralıyım, Erzincanlıyım, İliçliyim. Hakikaten bölgemiz alt üst edildi. Buranın derhal durdurulması ve bölge halkının bu siyanürden kurtarılması lazım. Şimdi bakıyorsun Gürkan her taraf her taraf rant uğruna satılıyor, her taraf rant uğruna peşkeş çekiliyor ve iktidar gözü doymaz bir biçimde acaba ben hangi maliyetten nasıl para kazanırım diye bir çaba içinde. Çünkü bunu niye söylüyorum? Yayına toparlıyorum. E, bu arada çok sayıda mesaj da var. İlişteki altı madenin Kanadalı Ana Gold ve Ana Çalık Gold ve Çalık Çalık grubunu. grubunun Tabii. olduğunu söyleyen Servet Ünsal var, Ankara Milletvekili. Ha Servet Söyledim. Abi'ye de çok Ser selamlar. Servet Doktor Servet, Servet İnsal, da. ona da Gürkan, söyleyelim. Gürkan. Hayatımız her açıdan tehdit altında, tehlike altında. Neden söylüyorum bunu? Gayrettepe 3. Havalimanı metrosunun inşaatı var, biliyorsunuz. Hı hı. Bugün bir mühendis beni aradı, 40 sayfalık bir rapor yolladı ve o 40 sayfalık raporda Gürkan metronun inşaatında kullanılan fiber optik kabloların standartlara uymadığını söyledi. Mühendise dedim ki bunu Ulaştırma Bakanlığı'na peki bildirdiniz mi? Ulaştırma Bakanlığı'na anlatıyoruz ama hiç kimse bizi dinlemiyor diyor. Bakın şu anda Gayrettepe 3. Havalimanı inşaatı sürüyor, insansız metro hattı ama Burada kullanılan kabloların standarda uygun olmadığından bahsediyor. Dedim ki nedir standarda uygun? 750 derece ateşe dayanıklı kablo konulması lazım dedi. Onlar kullanılmıyor dedi. Buradan da ulaştırma bakanlığına bir çağrı yapalım.